Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Temmuz 2018 Çarşamba Ulusal Kanal'da, Ulusal Radyo'da. Türkiye'nin halkçı, devrimci televizyonda ve radyosunda televizyon gazetesine başlıyoruz. Efendim bugün iyi bir gündem var, sıkı bir gündem var. Hem geniş geniş bilgi verebileceğimiz konular var hem de bağırıp çağıracağımız şeyler var. Yani hayırlısı olsun, vatana millete hayırlısı olsun. Şöyle bir kısaca vereyim gündemi. İran'a yaptırımlara katılmayacağız demiş e, Çavuşoğlu. Çok da iyi yapmış bu açıklamayı yaparak. ABD İran'a yönelik yaptırımlarına uyulması için baskıyı arttırdı. Bir de Hindistan'a fena halde baskı yapıyorlar. Türkiye'ye gelen ABD'li bir heyet açık tehditler savururken Çavuşoğlu yaptırımlara uymayacaklarını açıkladı. İyi etti, çok iyi etti. E, Tüpraş'a da söyleyin e, o İran'dan yaptığı alımları azaltmasın. E, o zaman e, şüphe götürmeye başlıyor. Irak PKK'yı vurmuş bu da güzel bir gelişme e, çevremiz açısından e, ve fakat e, Amerikan senatosu F-35'lerle ilgili yine ilginç e, şeyler yapmış. F-35'lerin Türkiye'ye satışının yasaklanması için Trump'a sunulacak yasada geri sayım başlamış F-35'lerin tesliminin engellenmesi konusundan. Türkiye için BRICS fırsatı diye bir haber var. BRICS ülkeleri ülkeleri Türkiye'yi çağırdılar toplantıya. bu çok önemli bir gelişme. Ve Suudi Arabistan heyeti, önemli bir heyet Suudi Arabistan'dan Barzani bölgesine gitmiş. Aydınlık bunu Suudi Arabistan'dan tırnak içinde Kürdistan hata diye vermiş. Anlaşılan Amerika bundan sonra Barzani'yi Arabistan eliyle büyütmeye çalışacak. Şimdi bu konuları, bu ve benzeri konuları ikinci bölümde Atılım Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal'la görüşeceğiz. Bunların dışında ne var başka? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu fetö şüphelisine sahip çıkmış, buna bir bakarız, değil mi? Son günlerde Tarikatlar Adnan Hoca operasyonu ile birlikte Tarikatlar tekrar toplumun gündemine çıktı. E kimileri bu tarikatlar merdivenlerin altında o yüzden böyle oluyor. Merdiven altından çıkaralım, statü verelim diyerek tarikatları legalleştirmeye çalışıyor. Kimileri de tarikatlar İslam'a aykırı diyerek toptan onların ortadan kaldırılması görüşlerini dile getiriyor. E bugün sizlere vereceğimiz bilgi tarikatların İslam'a aykırı olduğu yönündeki görüşler. HDP'li vekile var, CHP'li vekile yok diye bir başlığı var sözcünün ona da bir bakalım. Pervin Buldan'a soruşturma açılmış, PKK'lıların cenazelerine gitmeye devam edeceğiz sözleri içine. açılacak yani. E, açılmaması kabaat olurdu. E cami bombalayacak denilen e, komutan ataşe olmuş. E ama yani adamı kaç sene içeride tuttunuz. Bir de o tarafı var. Hı? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir soru üzerine Mesut'un Mesut, e, Mesut Özil'in e, Özil tavrı milli ve yerli demiş. Yunanistan'daki yangın konuşuluyor. 76 ölüye çıktı ve Cumhurbaşkanı iyi bir şey yaptı. Biz yardıma hazırız dedi. Ne zaman talep ederlerse yardıma gidebiliriz. Arkadaşlar gitmemiz gerekiyor hatırlarsınız. 17 Ağustos depreminde 24 saat içinde ilk gelen yardım ekibi Yunanistan ekibiydi. Türkiye Perihan hocasını kaybetti. Perihan Ergun ablamız vefat etti. Dün toprağa verildi. Ee, biraz Perihan Hoca'dan konuşmak şart. Bir ulusal gönüllüsüydü, bir e, milliyciydi, bir Kuvay milliyeciydi. E, kaç yaşında yani 90 yaşında öldü, kaç yaşına kadar daha geçen yıla kadar çok iyi biliyorum gelirdi. Merdivenleri çıkamaz, asansöre binmez e, otururdu e, altta binanın girişinde bir sandalye çekerdi. Ve e, ulusal gönüllüsü e, aidatını e, el getirirdi. Her geldiğinde de ama bir küçük külah lokum olur ama bir çocuk pantolonu al. Bunu Deniz giysin. Hadi oğlum hadi bakayım çok selam söyle gözlerinden hop onun. Eşin nasıl bakayım? hı Hadi hadi bir gün toplanın adaya gelin bize ya. Böyle tatlı öyle şey ve kararlı bir insan. Zaten son yıllarında ömrünün son yıllarında Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına da son verdiler. O da oldukça kırmıştı Perihan ablayı. Efendim e, Fransa'da bir belediyeye harun hikayeye bak ya. Bir belediyeye sivrisine girişi e, kararname ile yasaklanmış. Bir sel olmuş. Selden sonra ortalığı sivrisinek basmış. Ulan belediye başkanı sokakta yürüyor. Herkes kolunu bacağını gösteriyor. Bak sivrisine kısırdı. Ne yapayım ben diyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir şey yapamıyor. En sonunda o belediye meclisini. Bu kasabaya diyor. Bu beldeye. Bundan sonra sivrisine gelişi yasaklanmıştır diyor. Aynı Türkiye yani. Faizi düşürün. E, yap bir kararname olsun bitsin. Değil mi? E, böyle bir durum. Efendim e, bunun dışında. Ne var bunun dışında? Adnan hocacılar. E, Adil Serdar Saçan'ı tehdit etmişler. E, ona bir bakmamız lazım. E, nasıl tehdit ediyorlar? Hem toplu e, toplamıyorlar. Hem. Demek ki dışarıda kalanları var Bir de Fenerbahçe'nin durumu var arkadaşlar Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali ya Harun ya sen Fenerbahçe'li misin Fena halde <laughs> hey. Şimdi hakikaten Yalçın Doğan'ın bir kitabı vardı ee, 80'li yılların sonlarında çıktı Yanılmıyorsam Fenerbahçe Cumhuriyeti diye Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Fenerbahçe Cumhuriyeti O kadar birbirlerine benziyorlar ki Nereden çıktı şimdi sabah sabah Fenerbahçe muhabbeti diyeceksiniz. Yani e, konuların yoğunluğunu ikinci bölüme saklayacağım ya, e, laf kalabalığı yapacağım işte. E, Ali Şen açıklamalar yapmış, bulabildik mi Ali açıklamalarını şey, Serkan. Ali Şen açıklama yapmış, sanırsın Türkiye Cumhuriyeti e, Maliye Bakanı açıklama yapıyor. Dur ben bulayım, sen e, geç söyledim daha, çıkmamıştır o haber. Dur ee, dur 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 hemen bakayım ha bak hürriyette var mesela Alişen diyor ki Fenerbahçe TV'ye çıkıyor ee, Başkan açıklanan ekonomik tabloların doğru olmadığını söylüyor gerçek borcumuz 621 milyon avro demiş Yıldırım borç 400 milyon avro diyor ama öyle değil Yönetim olarak göreve geldiğimizde toz pembe bir dünya beklemiyorduk bu hangisi? Ha, seçildikten sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Ali Koç kulübün mali durumunun ürkütücü olduğunu belirterek borç 3.2 milyar TL'ymiş dedi. Göreve başladığımızda kulübün kasasında bir kuruş bile yoktu. Hatırlayın arkadaşlar ama nereden hatırlayacak şimdi Harun nereden hatırlayacak Serkan nereden hatırlayacak? Senin doğum tarihin kaç? Kaç? 98 ben 80 öncesinden bahsediyorum. Ecevit hükümeti gitti, Demirel hükümeti geldi, 77 Ecevit hükümeti. Demirel yaptığı ilk açıklamada şey demişti, ee, enkaz devraldık demişti. Şimdi Ali Koç'un sözlerine bakınca enkaz devraldık defa aklıma geliyor. Ee, kulübün kasasında bir kuruş bile yoktu, borç 400 milyon avro deniyordu ama öyle değilmiş. Borcumuz 621 milyon avro yani 3 milyar 2, 200 milyar, milyon TL'ymiş. Futbolculara borç olmadığı söylendi ama verilen o bilgi de yanlış. Oyunculara 141 milyon lira borç var. Ticaret kanununa göre şu an Fenerbahçe borca batmış. 2023'e kadar kulübün 1.36 milyar liralık gelirleri temlik altında. Bu para kulübe girmeden borçlara gidecek. Gayrimenkuller 1.4 milyar lira karşılığında ipotek altına alınmış diyor. Allah Allah. Şeker fabrikalarında satmış mı Aziz Yıldırım? Hı? Aynı ya. Ya bu kadar olur ha. Bu borçlarında bu 3.2 milyar lira borcun da önemli bir bölümü yanılmıyorsam 120 milyar lira kadar bir bölümü neymiş? Çok kısa vadeli borçlarmış. Ondan sonra evet, kısa vadeli borçlarmış. Yani bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlarmış. Yani Türkiye'nin de bir yıl içinde ödenmesi gereken 140 milyar lira borcu var bildiğimiz kadarıyla. Aynı aynı Türkiye ile. Aynı. Ha Türkiye ile tek farkı Ali Koç cebinden 50 milyon dolar hibe yapmış kulübe. Tayyip Erdoğan bir onu yapmadı. Yani onun dışında her şey aynı. Her şey aynı. 20 milyonluk sponsor bulunmuş futbolda da borç var diyor bilmem neydi o yani bakın Fenerbahçe'ye Türkiye'nin halini görün e, manzarayı umumiye budur e, Fenerbahçe bakımından Türkiye bakımından birebir aynı bakalım ne yapacak aslında e, benim Berat Albayrak'a bir tavsiyem var e, Berat Bey Ali Koç sanayici bir aileden geldiği için ticaret yapan bir aileden geldiği için böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilir. Berat Albayrak da iyi izlesin Ali Koç'u belki Türk maliyesi açısından faydası olur ve işe yarar bir şeyler yapılabilir. Arkadaşlar bir başka konu bak Serkan bunu da söylemedim bugün sana üst üste ters duruşlar yapıyorum ama bütün gazetelerde var birinci sayfalarda. O yüzden çok zorlanmazsın. Mesela Hürriyet'in bizim sayfasında var. Çıktı çıktı çöktü. Bu dün şeyde e, Sütlüce'de çöken bina. 24 yıl içinde kaçak yapılan yıllar içinde 4 kata ulaşan temelsiz bir bina. Temeli yok ya binanın temeli yok abi yok. Yani yarım metre temel yap yok yapmamış. Yapmamış. Niye yapmamış? Çünkü gece kondu mantığı budur. Ya şimdilik yaparsın, sonra şimdilik bir kat daha eklersin, sonra sonra şimdilik yan tarafına biraz daha e, genişletirsin, sonra şimdilik bir kat daha eklersin. Öyle yapmış, çıktı çıktı çöktü. 24 yıl önce kaçak yapılan yıllar içinde 4 kata ulaşan temelsiz bir bina, yan tarafta temeli kazılan inşaatın yıktığı inşaat duvarı ve kaçınılmaz sonuçlu. Şimdi e, bununla ilgili ne olmuş? E, Yıkılan binanın sahibi Emin Ertürk. Futbolcu Arda Turan'a ait inşaat nedeniyle yaklaşık 20 gün önce binada çatlaklar oluştuğunu belirterek uyardık, söyledik, fotoğraflar gösterdik, dinlemediler demiş. Ha, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina. Yağmurdan dolayı istinad duvarı yıkılmış dedi. Bu Ahmet Misbah Demircan herhalde 15 yıldır falan belki daha fazla Beyoğlu Belediye Başkanı değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi diyor ki 1994'te yapılmış bu bina. Yani benimle bir ilgisi yok demeye çalışıyor. Ama itiraf şu ruhsatı yok, iskanı yok. E ruhsatı yoksa iskanı yoksa Ahmet Bey bunu yeni mi öğrendiniz? Yani nasıl yani? Ruhsatı yok, iskanı yok. E e, e böyle bir durumda inceleme yaptırmanız gerekmiyor mu belediye başkanı olarak? E gerekiyor. Yaptırdınız mı yaptırmadınız. Temeli bile olmadığının farkına varsaydınız yıkar mıydınız? Yıkardınız. Yıkmanız gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Yıkmadınız. Şimdi yapmaya çalıştığım şey bu çöküntüden Ahmet Misbah Demircan'ı sorumlu tutmak değil. Başka bir şey. Gidin İstanbul e, İnşaat Mühendisleri Odası'na, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası'na bu bina gibi sadece İstanbul'da on binlerce bina göreceksiniz. Bunların dökümleri vardır. Depremden sonra yapıldı dökümleri ve üstüne eklemişlerdir. O buna ne deniyor? Sorunlu bina stoku. Rakamları var. On binlerce var bunun gibi. Peki bir şey soracağım. Yan tarafına otel yapılmasaydı da öyle dursaydı yine. Allah göstermesin tahtalara vurayım. Şeytan kulağına kurşun. Hani hep beklediğimiz bir İstanbul depremi var ya. Deprem olsaydı ne olacaktı? Bakın 1999'dan bu yana 18-19 yıl geçmiş. Bu binaları, bu tür binaları hep konuştuk mu? Hep konuştuk. Bunların yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini konuştuk mu? Hep konuştuk. Buna kentsel dönüşüm dedik mi? Dedik. Ne yaptık? Sulu kuleyi yıktık, Abi sorunsuz bir yeri yıktık, rezidanslar yaptık. Sıkıntısız bir yeri yıktık, rezidanslar yaptık. E bunun gibi on binlerce var. On binlerce var ya. E ondan sonra geldi ha Türkiye ha Fenerbahçe ikisi de aynı şey deme. Yani dememek mümkün değil. Peki hadi bakalım başka konularla devam edelim. Evet arkadaşlar, e, özellikle bu şeyden sonra, Adnan Hoca e, olayından sonra e, tarikatlar e, iyice bir e, mercek altına alınmaya başlandı. Dün mesela e, bir profesör neydi o İşte tarikatlar e, şirketleşir ve devletleşir, devlete el koymaya çalışırlar. E, ve hepsi de İslam'a dayandıklarını söylerler ama... Tarikatların İslam'a aykırı olduğu yönünde çok net bir e, açıklama var. Nafiz Ay açıklamayı yapan. Evet. Son günlerde tartışılan cemaat ve tarikatları ilahiyatçılar değerlendirdi. Tarikatların İslam'a uygun olmadığını söyleyen Nazif Ay, Nazif Ay önemli bir ilahiyatçıdır, kitapları var bu konuda. İslam içerisinde bulunan bütün gizli yapılar iktidara adaydır. Bunun için fetvalar geliştirip kanlı bir şekilde iktidar sahibi olmak isterler. Hepsi zararlı yapıdır ve ortadan kaldırılması gerekir demiş. Bakın arkadaşlar Osmanlı Sarayı'nı e, yüzyıllarca kana boğan bir e, şey vardır mesela. Kadızadeler. Tarikatların hepsi de böyledir diyor. FETÖ ile başlayıp Furkan Vakfı ve Adnan Oktar tarikatlarıyla devam eden operasyonlardan sonra tarikat ve cemaatlerin İslam dinindeki yeri tartışılmaya başlandı. İslam'da tarikat ve cemaatlere yer var mıdır sorusunu e, ilahiyatçılara sorduk. İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, İslam'la bağdaşmaz dedi. İlahiyatçı Profesör Doktor Yümni Sezen, tarikatların tehlikeli olduğunu vurguladı. Ki bu Yümni Sezen daha 20 sene kadar önce Fetullah'la ilgili çok önemli e, çıkışlar yapmış. Fethullahçılar e, örgütünün bir anlamda iç yüzünü yazmıştı. Önemli bir ilahiyatçıdır. İlahiyatçı yazar Nazif Ay kanlı bir şekilde iktidar sahibi olmak isterler uyarısında bulundu. İşte ilahiyatçıların tarikat cemaat değerlendirmeleri. Şöyle diyor ilahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz. İslam dininde tefrika, mezhep, tarikat ve cemaatlere yer olmadığını belirtti. E, tarikat yol demek. Tutulan yol. Tarik. Tarihten gelir. Yani buna e, aynı zamanda e, fırka da diyebiliriz. Parti, parça. E, biz sizden ayrıyız, biz bu yoldan gidiyoruz anlamına. E, toplumda bir farklılık, bir e, ayrılık yaratan bir durum. İsmiyle bile. İslam'ın birliği Müslümanların bir olmasını istediğini belirten Yılmaz, yerli milli tarikat söylemine karşı çıktı. Tarikatların insanları uyuşturduğunu vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu. Yerli, milli tarikat olmaz. Bunlar milleti parça parça ayıracaklar. Başlarına kendi inançlarında onları yönlendirecek birer çoban koyacaklar. O çobanların marifetleriyle itaat sağlayacaklar. Mevlevilik gibi Türk tarikatları var deniyor. Onlar da ayrı bir din. İslam'la bağdaşmaz. İnancı da, ibadeti de ayrı. İslam haktır, gerçektir, yeri gelir acıdır. Bunlar acıları unutturan, mutsuz adamları mutlu eden, uyuşturan şeylerdir. Kimliklerini, kişiliklerini elinden alan beyin yıkama şeyleridir. Tarikatlar ayrı bir dindir. İnsanları uyuştururlar, geleceklerini karartırlar. Tarikatlarda hiç kimsenin geleceği yoktur. Gelecekle ilgili bir ideali yoktur, ülküsü yoktur. Kendisi düşünmez, düşünenleri vardır. Bu, bakın ne kadar net söylemiş. Bu bir ilahiyatçı arkadaşlar bir ilahiyatçı. Ben söylesem ulan yavur diyecekler bu tarikatçılar bana. Harun söylese ulan şeytana mı tapıyorsun diyecekler. Serkan söylese oho Trabzonlu ya yemediği fırça kalmayacak. Ama ilahiyatçı söylüyor ne yapacağız? Bir başka ilahiyatçı, önemli bir ilahiyatçı Profesör Doktor Yümni Sezen tarikatların her zaman siyasetle bağ kurduklarını belirterek tehlikeli olduklarını vurguladı. İslam'da ana temele dokunmadan farklı ekollerin olabileceğini söyleyen Sezen, paralel bir din gibi ayrı ayrı tenkitlerin peygamberi sollayan velilerin olamayacağını belirtti. Tarikatların dine de darbe vurduğunu ifade eden Sezen demiş ki, bunlar İslam'a aykırı, şeyhe bağlılık, üstün yetkilere vardığı zaman İslam'la çatışır hale gelir. İslam'da mezhep de tarikat da yoktur. Tarikatlar tehlikelidir ayrı bir yolmuş gibi bir hale geldi. Biz Allah'ız diyecek seviyeye getirenler oldu. Bütün tarikatlar, cemaatler siyasetle hep bağ kurmuşlardır. Yalnız ülkeye değil, dine de darbe vururlar. CIA ile ilişkilerini daha önce söylediğimizde kimse inanmamıştı. İslam'ın ruhunda böyle bir şey yok. FETÖ, Adnan Oktar gibileri daha çok var. Bunların İslam'la uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Daha nasıl açık anlatsın? Daha nasıl açık anlatsın? Kur'an'da tarikat diye bir şey var mı? Yok. Hazreti Peygamber'in sünnetinde tarikat diye bir şey var mı? Yok. E Yümni Sezen çok açık söylüyor. Bunların İslam'la uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok diyor. İslam'da ilk fikir ayk aykırılıklarının ve mezheplerin Hz. Muhammed'in vefatından sonra ortaya çıktığını söyleyen ilahiyatçı yazar Nazif Hay... ...Türkiye'de bu yapıların Menderes döneminde yeniden ortaya çıktığını, güçlenmeye başladıklarını vurguladı. Menderes dönemi nedir arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in temel ilkelerinin... ...aynı dönemde çünkü e, NATO'ya da girme çabaları vardır... Amerika'nın Türkiye'ye yerleşmeye başladığı dönemdir. Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaşılmaya başlandığı dönemdir. Adnan Menderes meclis kürsüsünden çıkıp şöyle diyordu. Demokrat Parti meclis grubuna. Siz öyle güçlüsünüz ki isterseniz şeriatı tekrar geri getirebilirsiniz. Böyle bir dönemdir. <laughs> Bu tarikatların Menderes döneminde yeniden ortaya çıktığını güçlenmeye başladıklarını vurguladı. Ay, cemaatlerin zararsız yapılar olarak ortaya çıkıp daha sonra ticari teşekküller haline geldiğine sosyal ve siyasal hayatımızın ortasına oturduklarına dikkat çekti. Bütün tarikat ve cemaatlerin siyasete, hukuk ve sosyal alana ortak olma hatta ele geçirme çabası içinde olduğunu belirten Nazif Ay demiş ki, tarikatların doğasında bu vardır. İslam içerisinde bulunan bütün yapılar iktidara adaydır. Bunun için fetvalar geliştirip kanlı bir şekilde iktidar sahibi olmak isterler. İslamiyete asla uygun değildir. Hepsi zararlı yapıdır ve ortadan kaldırılması gerekir. Hiçbir ahlakı temsil edemez. İnanç noktasında da İslam'ın yapısına uymaz. Şeyhlik totemizmin karşılığıdır. Bir kişiyi olduğundan fazla şekilde kutsallaştırır. Mesela sümüklü bir vaizi kutsallaştırır ve onun e, mendilini e, şey yapar Saklamayı yeter. Onun kullandığı kağıt peçeteleri yer Ve artık sularını içtiğinde Zemzem suyu içmiş gibi hisseder kendini Böyle bir şapşallık yani Kendi liderlerini Tapılacak mevkiye çıkartır Tek otorite kabul eder İslam'da otorite kaynak olarak ya Kur'an'ı Ya peygamber sözlerini gösterebiliriz Şeyhin rüyaları Din adamlarının ortaya koyduğu fetvalar Din değildir Bitti. Bu kadar. Neyi konuşuyoruz şimdi? Neyi tartışıyoruz? Ya efendim Fethullah Hoca bilmem neymiş. Ya yok böyle, yok böyle bir şey. Fethullah Hoca tarikatı diye bir şey yok. Cemaati diye bir şey yok. Hizmet hareketi diye bir şey yok. Türkiye'de iktidarı ele geçirmeye çalışan, Türkiye'ye her istediğini yaptırmaya çalışan CIA'ye ya bağlı bir casusluk örgütü var. İşte bu kadar. İsrail'e casusluk yaptığı, polis tarafından ileri sürülen ve bu gerekçelerin e, arasında olduğu gerekçelerle tutuklanan Adnan Oktar suç örgütü var. Furkan, Furkancılar var ya, onlar da aynı biçimde. Karıştırın, bakın ilişkilerini göreceksiniz. Hepsinde vardır bu. Geçmişte de vardır. Vahabilik, neydi? İngiltere'nin kurduğu bir tarikattı. Ne işe yaradı? Bütün Suudi Arabistanını bilmem nesini şusunu, busunu, bu sunu emperyalizme teslim etmeye yaradı. Bu kadar. Ama hala 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 din diye bilmem ne diye bunları önümüze sürüyorlar ve bunlara hala sahip çıkıyorlar. Efendim, siyasete geçelim, değil mi? Tarikatlardan nasıl kopacağız da siyasete geçeceğiz bilmiyorum ama geçelim hadi. E şöyle geçelim. FETÖ şüphelisine sahip çıktı diye bir başlık görüyoruz. Nerede bu? Aydınlıkta. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ şüphelisine sahip çıkmış. Kılıçdaroğlu tutuklu Ece Sevim Öztürk'ün 15 Temmuz'un ayrıntılarını araştırdığını iddia etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın şikayeti üzerine ifadesi alınan ve FETÖ'ye destek gerekçesiyle tutuklanan Ece Sevim Öztürk'e sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Öztürk'le ilgili Ece Sevim Öztürk şunu yapıyor. 15 Temmuz darbe girişimi oldu, girişimi lanetliyoruz. Bunun arkasındaki sır neydi? Bunu araştırıyordu. 15 Temmuz'un ayrıntılarını araştıranlar doğru hapse ifadelerini kullandı. Kemal Bey o iş öyle değil. Öyle değil şekerim. O iş öyle değil. 15 Temmuz darbe girişimi olmuş, Kemal Bey girişimi lanetliyormuş ilan etle. Bunun arkasındaki sır neydi? Bunu araştırıyordu. Gelsin bana sorsun. Ben anlatayım ona onun arkasındaki sır neydi? Tam hendekler operasyonunun yapıldığı dönemdi. Bunun arkasındaki sır neymiş? Sır mı yok. Darbe var. Darbe girişimi var. Amerikancı FETÖ'cü darbe girişimi. FETÖ'cü demeye bile gerek yok. FETÖ, Amerika'nın aparatı burada. Aleti, aygıtı. İnanmıyor musunuz? Gidin İncirlik, teke Amerikan subaylarıyla darbeci subaylar arasındaki ilişkilere bakın. İncirlik üstünden kalkan tanker uçaklara bakın. O gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı, bunu Amerika yaptı, bunu Amerika yapıyor. Üç kere söyledi. Laflarına bakın. Peki neydi Ece Sevim Öztürk'ün yaptığı? Al aydınlık gündem sayfası o tarihli 20 Haziran 2018'de yazmış. Belgeselin hedefinde balyozcu subaylar var. Ne yapıyormuş? Balyozcu subayları hedef alıyormuş. Balyozcu subayları kim hedef almıştı? Fethullah Gülen tarikatı hedef almıştı. Kemal Bey olmuyor. Olmuyor böyle. Yok efendim 15 Temmuz'un arkasındaki sır neydi? Ezoterik bir şeyler tartışmıyoruz burada. Masalsı şeyler tartışmıyoruz. O gece bombaları, mermileri anka kuşunun kanatlarındaki roket atarlar atmadı insanların üzerine. Çocuk oyunu mu bu ya? Çocuk oyunu mu bu? Ondan sonra Tayyip Erdoğan çıkıp size bağırıyor. Biz savunmak zorunda kalıyoruz. Savunma diyeceksin. Savunacağım. Ama bir söylediğine dikkat et ya. Ha. Diyor ki 15 Temmuz'un ayrıntılarını araştıranlar doğru hapse. Neden bir gazeteci hapse atılıyor? 15 Temmuz darbe girişiminin ayrıntılarının neden ortaya çıkmasından korkuyor iktidar? Gazetecilik bir kamu görevidir. 15 Temmuz'un ayrıntılarını biliyorsan sen anlat. Anlat. Bildiğimizin dışında ayrıntılar varsa anlat. Bilelim ana muhalefet partisi konuştuğu zaman yer yerinden oynar. Salı günü ben şunu da söyleyeyim. Öyle öyle konuşma olmaz. Bildiğin bir şey varsa anlatırsın. Olur biter. Bugünün basın özgürlüğü günü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu baskı, basının baskı altında bulunduğunu savundu. Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157. sırada olduğunu işaret eden Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve 140'tan fazla gazetecinin hapiste olduğunu belirtti. Yani savuna savuna bana Ahmet Altan'la Nazlı Ilıcak'ı mı savunuyorsun Kemal Beyciğim? Bu mu yani? Yok diyor. Ben birini daha savunurum. Kimi savunursun başka? Osman Kavala'yı. Bir diğer adaletsizlik örneği Osman Kavala. Kavala bir iş adamı ve vatansever. Hadi ya. O 1 Kasım 2017'de tutuklandı, cezaevine gönderildi. İddianamesi hala hazırlanmadı. Arkadaşlar, Kavala bir vatansever dediği iş adamı Osman Kavala Türkiye'de sorosun en önemli adamlarından biridir. Çok açık. Çok net. Kendileri de inkar etmez bunu. Kavala neden savunuyor. Bir, genel anlamda Ahmet Altan ve Nazlı Ulucan neden savunuyorsa ondan savunuyor. İki, Kavala ile Sorosçu Tesev Vakfı'nın kuruculuğundan arkadaştır kendileri. Oradan e, savunuyor. Ya söyleme, söyleme, söyleme. Hadi CHP'li arkadaşlar kırılmasın. Hadi bilmem ne olmasın. Yarın öbür gün bir şey olursa yine onlarla... Ama bu, bu, bu olmaz yani. CHP'li arkadaşlar buna engel olmalı lazım. Ya senin genel başkan bir sus ya demeli. Bu kadar. Ha bu arada e, Adil Serdar saçana ulaşmaya çalıştık ama tatileymiş bir yerde e, telefonu demek ki çekmiyor o bulunduğu yerde. Ee, tehdit etmiş adamlar ya. Açık açık tehdit etmişler Adnan hocacılar. Odavız gelir tırıs gider cinsinden bir şeyler yazmış. Var mı? ha? Şey bak. Adnan çocuklarının ne demek Adnan çocukları ya? Ha anladım anladım tamam tamam. Adnan çocuklarının dışarıda kalanları tehditler savurup duruyorlar. Elinizden geleni ardınıza koymayın. A bu kadar da cüretkar adamlara Örgüt operasyon yapılıyor. Dışarıda kalanlar eski organize suçlar şube müdürünü tehdit ediyorlar. Vay be. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun. Az önce ne demiştik? balyozdaki subayları hedef oluyor Ece Sevim Öztürk değil mi? Neler söylediler ya Türk subaylarına? Ne yalanlar uydurdular? Neler suçladılar? En bilineni ve en meşhuru Cami bombalayacaktı bu şeyler, balyozcular diye. Düşünün bir Türk subayı saldırıya geçerken Allah 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 diye saldıran bir ordunun subayı cami bombalayacakmış. Kendi uçağını düşürecekmiş. Böyle yalanlar attılar. İğrenç yalanlar attılar. İğrenç yalanlar attılar. O subaylardan biri de Ali Demir Buradaki arkadaşımız. Balyoz iftirası yüzünden Ali Demir 3 sene hapiste yattı. 3 sene. Ankara Mamak cezaevinde hapis yatmıştı. Halen Diyarbakır Jandarma Komutanı olan Tuğ General Ali Demir'in Çarşaf Eylem Planı adlı sahte belgede 8 subayla birlikte Fatih Beyazıt, Eyüp ve İsmail Ağa camilerini bombalayacakları belirtilmişti. O dönemki taraf gazetesi. Taraf şey O dönem söylediğimiz ee, haliyle söyleyelim. O dönemki taraf şeysi. Ne diyor bakın? Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan Cuntası'nın 2003 yılındaki darbe planını taraf ele geçirdi. Fatih Camisi bombalanacaktı. 2003 tarihli gazeteci arkadaşlarıma da hemen burada bir bilgi vereyim. Fatih Camii yazılmaz. Fatih Camisi yazılır. Fatih Camii Arapçadır. Türkçesi bunun. Fatih Camisi. Ne bileyim mesela Harun Bakkaliyesi. Şöhretler Kebapçısı. Fatih Camisi. 2003 tarihli çarşaf ve sakal koltuğu eylem planlarına göre darbe ortamı yaratmak amacıyla Fatih ve Beyazıt Camilerinde Cuma günü bombalı saldırı düzenlenecekti. Bunları yaptılar arkadaşlar. Unutmadık. Biz balık hafızalı değiliz. Ayrıca balık hafızalı da hikayedir. Benim balık her gün aynı saatte gelip böyle akvaryumun kenarına yem atmamı bekliyor. Balık hafızalı olsa öyle bir şey olur mu? İşte bu tur General Ali Demir 2003'te darbe planı olduğu iddia edilen balyoz seminerine katılmamasına rağmen 16 yıl aldı. Mamak'ta 3 yıl yattı. Taraf gazetesinin cami bombalayacağını iddia etti. Askerler arasında gösterildi. Kumpas çöktü. Demir beraat etti. Şimdi Ali Demir Azerbaycan Bakü'ye askeri ateşe yapıldı. E bunların ahlakı bu kadardır. Al işte Fethullahçı ahlak bu kadardır. Tarikatçı ahlak bu kadardır. Bu kadardır yani. Ahlak mahlak aramayın bunlarda. Peki ahlak yoksa dini bir şey olarak düşünelim. Vicdan var mıdır? Hangi vicdanlı insan bu e, komutana böyle e, iftiraları atar? E vicdan da yok, ahlak da yok. E şimdi gel de Yümni Sezene falan hak var mı? Bunların diyor İslam'da yeri yoktur. İslam'da böyle yalan söylemek var mıdır? Mümkün mü böyle bir şey? Bunlarla uğraşacağız. Bakın kumpas çöktü. Ergenekon Komballos kumpası çöktü. Tahliyeler başladı. Bir akşam saat 19 sıralarında hava karanlıktı. Yağmur vardı. Doğu Perinçek tahliye edilir edilmez. Kameraların karşısına çıktı. Daha doğrusu kameralar mikrofonlarını yönelttiler. Şunu söyledi. Kılından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Bütün tarikatların üstüne gideceklerini söylemişti. İşte o tarikatlar bu tarikatlar. Bunun dinle minle bir ilgisi yok. Bakın semtinizdeki camilere altı mutlaka dükkanlardır. Niye dükkan yapıyorsunuz kutsal bir mekana? Hemen ticarete dönüştürürler. Bakın dinleyin hocayı bütün duaları Arapça yapar. Namaz biter. Bilmem neyi biter. Hemen kapıya koşar. Orada bir tezgah ya da kutu vardır. Camiye yardım, camiye yardım demeye başlar. Kur'an kursu derneği yaptı, derneğine yardım. E duaları Arapça okuyorsun. İş ticarete geldi mi? Para istemeye geldi mi? Türkçe'ye dönüyorsun. Biri sormuş. Hoca dua okurken Arapça da para isterken niye Türkçe? E anlamazlar ki para istediğimi demiş. E duayı da anlamıyorlar. Böyle bir şeyin içindeyiz. Böyle bir garabetin içindeyiz abi. Ya gerçekten böyle bir garabetin içindeyiz. Ee... Efendim komşuda tam bir facia yaşanıyor Yunanistan'da. Bazı rakamlara göre daha fazla ama genel anlamda kabul edilen 76 ölü var. Tam bir facia. Birbirlerine sarılarak yanıp ölenler var. İnanılmaz bir şey. Komşuda trajedi demiş Vatan Gazetesi. Binlerce tatilci ve yöre halkı alevlerden kaçmak için araçlarına bindi ancak çoğu kaçamadı. Geriye yanan araçlar kaldı. Sıra sıra. 76 ölü olarak vermiş vatan. Yunanistan son yılların en büyük felaketini yaşadı. Atina'daki orman yangınında 76 kişi öldü. Türkiye dahil tüm dünya seferber oldu. Başbakan Çipras büyük trajedi yaşıyoruz dedi. Atina'ya 20 kilometre uzaklıktaki tatil bölgesi Mati kasabasında 15 noktada aynı anda orman yangını çıktı. Binlerce bölge sakini ve turist canlarını kurtarmak için sahillere akın etti ancak yaşlılar ve çocuklar hayatta kalamadı. Bir villada 26 kişinin birbirlerine sarılmış cansız bedenleri bulundu. 200'den fazla yaralı var. Atina olağanüstü hal ve 3 gün yaz ilan etti. Dünyadan yardım istedi. Yangını hırsızlık çetelerinin çıkardığı öne sürülüyor. Başbakan Çipras büyük trajedi yaşıyoruz demiş. Binlerce kişi alevlerden denize akın etti ancak burada da kaos vardı. Bazıları suda boğuldu diyor. Gerçekten her tarafta ateş var ve çıkamıyorsunuz o ateş çemberinin içinden. Çok vahim bir durum. Benim aklımın almadığı, dün akşam biraz sosyal medyaya bakayım dedim. Ana! Ay ay yansınlar, gebersinler bilmem ne. Kimileri de kendilerine siyasi destek buluyorlar. İşte onlar da Kıbrıs'ta Türkleri böyle kesmişti de bilmem ne yapmıştı da onlar da Türkiye'yi işgal etmeye kalkmışlardı da bilmem ne. Ya arkadaşlar iyi misiniz ya? Ya arkadaşlar şu kadın bizim düşmanımız olabilir mi ya? Şurada bir çocuk var mı çocuk bizim düşmanımız olabilir mi? Ne ilgisi var? Türk milleti hiçbir milletle düşman olmaz. Milletleri birbirine düşman yapan o milletlerin başındaki hükümetler devleti yönetenlerdir ve onları yönlendiren emperyalizmdir. Yunan askerleri geldi Türkiye'de mezalim yaptı, zulüm yaptı, e hepsine kabul. <laughs> Ama biliyor musunuz? Yunanlı komünistler de Türkiye'nin işgaline karşı çıktıkları için idam edildiler. Yunanlıların çoğu istemiyordu böyle bir şey olmasını. Arkadaşlar bir milletin bir millete düşmanlığı insani açıdan çok vahim bir durum ya. Siz bakmayın ülkeyi yönetenlere. Ülkeyi bugün e, o yönetir, yarın öbürü, e, öbürü yönetir. Nasıl böyle şeyler yazabilirsiniz? Bir de sorduğun zaman Atatürkçü milliyetçi derler. Kardeş Mustafa Kemal İzmir'in kurtarılmasından sonra kalacağı eve girerken yere Yunan bayrağı serilir. Mustafa Kemal bakar ve çok kızar. Bu ne der? E onlar da bizim bayrağımıza basıp geçmişti paşam derler. Paşa der ki bayrak bir milletin onurudur. Gururudur. Kaldırın onu. Kaldırırlar ve öyle geçer. Yunan milletinin gurudu, gururudur, onurudur o bayraklar ve asla ayağını basmaz. Kaldırın onları. E hani Atatürkçüyüz? Büyük kurucu gazi Mustafa Kemal Atatürk böyle yaparken, e siz kalkıyorsunuz Yunan milletine gebersinler diyorsunuz ya, öyle şey olur mu ya? Benim aklımın alacağı bir şey değil. Hem dün Mesut Özil ile ilgili uzun uzun konuşmuştuk ve Mesut Özil'in kızıl deliller arasında düşen beyaz çocuk ya da beyazlar arasında düşen kızıl çocuk gibi olduğunu söylemiştik. Dün Sayın Cumhurbaşkanı şey yaptı, konuştu. Demiş ki Mesut'un tavrı milli ve yerli. Kendisiyle konuştum, görüştüm diyor. Mesut'un açıklaması takındığı tavır tam millidir ve yerlidir. Her türlü takdirin üzerindedir. Ben gözlerinden öpüyorum. Çünkü Alman milli takımına bu denli her şeyini veren ve başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım. Dininden dolayı böyle bir yaklaşım. <laughs> Bunlar hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki kökeni itibariyle Türk olan Mesut'la, İlker'le, Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Ya Sayın Cumhurbaşkanım ya. Bakın bu, bu tavır tam millidir ve yerlidir diyorsunuz ya. Bilmiyorum ya. Yani... Yani Türk milli takımında mı oynayacaksın, Alman milli takımında mı? Bir dakika düşüneyim efendim. Allah hangisinde oynasak? Baba ya hangisinde oynayayım? Ya oğlum Türk Milli Takımına gideceğim şimdi. Ondan sonra bunlar Dünya Kupasında elenecekler. Finallere gidemeyecekler. Avrupa Kupasında elenecekler finallere. E ee, kim bilecek seni? Dünya Kupasında finallerde oynamadan. Kim bilecek seni Avrupa Kupasında finallerde oynamadan? Nasıl piyasa yapacaksın? Nasıl çok paraya transfer olacaksın? Ama Alman Milli Takımına girsen mesela ohu Garanti final, garanti final. Yani ne işin var Türk milli takımında sen? Alman milli takımına git. Ne para vururuz be. Bakın. Büyük ihtimalle Alman milli takımının seçilmesi bu yüzdendir. İki. Mesut Öz ile çok soruldu. O dönemde. Kardeş dediler sen Türksün ya. Ne işin var Alman milli takımında? Ben Türk değilim ki dedi şimdi o yüzden Sayın Cumhurbaşkanım ya. Mesut'un yerli ve milli olduğu konusunda ben çok şey değilim. <laughs> e, sizinle hem fikir değilim. Ha tavrı doğrudur. Son olaydaki tavrı doğrudur. O anladım onu. Son olaydaki tavrı doğrudur. Ama baştan bu yana takındığı tavır bana hiç yerli ve milli gibi gelmiyor. Cenk Tosun şahane bir Türk oyuncudur. Yerli ve millidir. Eyvallah. Ama aynı şeyi kendisi için söyleyemem. Kendisi ben Türk değilim diyor. Nasıl söyleyeyim ki? Nasıl söyleyeyim? Yani hadi söyletsin bana. Söyleyemem. Ömrümdün e, basın özgürlüğü günüymüş. Çok da umursamadım ben e, basın özgürlüğü gününü. E, Handan Toprak Avcılar e, Belediye Başkanı bir kutlama yapmış. Handan Toprak benli. 24 Temmuz Türk basından sansürün kaldırılması günü ve basın bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı. Gazetelere gönderilen mesajda basın yayın kuruluşlarının ve saygıdeğer basın emekçilerimizin 24 <laughs> Temmuz basın bayramını kutluyor. Çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum ifadelerine yer vermiş. <laughs> Eyvallah yani ilke olarak, kural olarak e, tabii, e, kabul edilebilir bir açıklama. İyi etmiş, e, kendisine de teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun. Perihan ablayı kaybettik ya. Serkan ben haberim var haberi. bile okumayayım. Sen ver haberi. Ver. Ver. İdealist bir yurtsever, bir Atatürkçü, bir aydınlanmacı idi. Büyük bir kayıptır. Sevenleri onu böyle anlattı. Cumhuriyet kızlarının en önde gelenlerinden biriydi. Ülkesini çok sevdi. ...ve ülkesi için çok önemli işlere imza attı. Ulusal kanala gönül veren eğitimci yazar Perihan Ergun... ...90 yaşında hayata veda etti. İyi öğrenciler yetiştirdi, yurtseverler, aydınlık insanlar yetiştirdi. Ergun için İstanbul Kasımpaşa Merkez Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet'in öncü kadınlarından kaybettik. İnşallah yerine siz gibi gençler... Yerini tutacak şekilde yetişirsiniz. Bütün temelimiz odur. Törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Ferhan Ergun da hayatımıza girdi, Türkiye'nin hayatına girdi ve e, işleri bitmemişti ama gitti. Ergun'un naaşı Kasımpaşa Merkez Büyük Camisi'nde kılınan öğle namazına mütakip toprağa verildi. Özelliklerinden bir tanesi ada çerçevesi içerisinde çevreci bir karakteri vardı. ...çok sık ziyaret ederdik... ...kendisiyle etkinliklerimiz olmuştu... ...kendisi... E, ...benim de öğrencisi oldum... ...İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuş bir... E, ...yazardı, öğretmendi... ...kitap... E, Perihan Abla'ya çok üzüldüm gerçekten... ...gerçekten e, yürekten... ...ışıklar içinde yatsın diyorum... ...bir de sır vereyim... ...aramızda kalacak ama... ...Tayyip Erdoğan'ın da ortaokuldan galiba... ...hocasıymış... Abla nasıl ya ararım şimdi sorarım ben ona falan diye böyle de diklenen bir kadındı. Nur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Bir ara verelim devam edeceğiz. Evet televizyon gazetesine devam ediyoruz. Birazdan Atılım Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal'la dünyayı konuşacağız ama e, dün müydü bugün müydü tam emin değilim. E, Doktor Sadık Ahmet, Bulgaristan'daki Türkler için çok önemli bir isimdi. Onların, e, evet Doktor Sadık Ahmet. Bulgaristan'daki Türkler için çok önemli bir isimdi. E, oradaki Türklerin haklarının savunulmasında verdiği mücadele ile herkesin kalbine taht kurmuş bir e, isim. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, benim yaşadığım Küçükçekmece-Safaköy bölgesinde, Tepeüstü denen bölgede, e, Kemalpaşa mahallesinde e, Bulgaristan göçmeni Türk arkadaşlarımız çok e, yoğun bulunuyorlar. O tepe üstü bölgesinde bir hastanenin ismi bile Doktor Sadık Ahmet Hastanesidir. Hatta işte dolmuşta gidiyorsunuz ya da taksiyle gidiyorsunuz. Beni Sadık Ahmet tiyendir ver falan dersin. O derece Bulgaristan'daki Türklerin, oradan gelen Türklerin, orada halen yaşayan Türklerin kalbinde taht kurmuş bir kişidir. Dün mü bugün mü tam emin değilim. Ölüm yıl dönümü. Ankara enstitüsü hatırlatmış ben de oradan aldım. Ee, şöyle diyor, 1995'te şüpheli bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Batı Trakya Türklerinin büyük lideri Doktor Sadık Ahmet'i saygıyla anıyoruz. Sadık Ahmet'in bir de sözünü vermiş burada. Ben bir Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak bir suç ise burada tekrar ediyorum. Ben bir Türk'üm ve öyle kalacağım. Yine hatırlayacaksınız 1989'da büyük bir göç olayı yaşanmıştı Bulgaristan'dan. O dönemde verdiği mücadeleyle de e, bilinir Sadık Ahmet. E, yapılacak bir şey yok. E, Anısını yaşatmaya çalışacağız. Işıklar içinde uyusun diyeceğiz Doktor Sadık Ahmet'e. Efendim e, biraz bakalım neler olup bitiyor dünyada etrafımızda. E, peki e, Sayın Hasaninoğlu gelmişler. E, hocama döneceğim ama. Bir haberim var. Zaten onun üzerine konuşacağız. Ondan sonra döneceğim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, biz yaptırımlara uymayız dedi. Biz İran'a yönelik yaptırımlara karşıyız. Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına tabii her ülke gibi biz de uyarız. Ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği olsun örnek veriyorum. Onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz. Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği'nin yaptırım kararları oldu. Biz bunlara da katılmadık. Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Ee, bu ilkesel bir tutumdur. Yani herhangi bir şarta bağlı değildir. Yani ABD FETÖ'yü verdiği zaman Türkiye ilkesel bir tutumundan vazgeçmez. ABD bize FETÖ'yü vermek zorundadır. Biz müttefiyiz. Ve FETÖ bir terör örgütünün lideridir. Ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. Dolayısıyla e, bunu başka bir şarta bağlamak da doğru değil. Ama e, İran'ın köşeye sıkıştırılması ve yaptırımlara tabi tutulmasını da doğru bulmuyoruz. Ve nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesini de biz doğru bulmadık. ABD bizim müttefikimiz. Avrupa Birliği de böyle düşündü ve onlar devam ettiriyor. O nedenle bizim bu ilkesel tutumumuz herhangi bir şarta bağlı değildir. Amerika'dan bir heyet geldi ve e, geçtiğimiz günlerde e, Ankara'da e, toplantılar e, yaptık. Ve burada da kendilerine çok açık net bir şekilde söyledik. Şimdi Türkiye Azerbaycan'dan, İran'dan, Rusya'dan ve Irak'tan petrol alıyor, gaz alıyor. E şimdi ben İran'dan almayıp da bu sefer o ihtiyacımı nereden alacağım? Veya Azerbaycan'dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. E, ve biz komşu ülkeyiz İran'la. İran'la her konuda anlaş, anlaştığımızı söyleyemeyiz. Farklı görüşlerimiz de oluyor. Ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur. Diğer taraftan bu NATO... Evet... Ee... Çok e, ilginç bir konuşma. E, bakın bana ilginç gelen tarafı şu. ABD'den bir heyet geldi diyor. ABD'den bir heyet geldi. Biz bu yaptırımlara katılmayacağımızı söyledik. ABD'den bir heyet geliyor. <laughs> bu İran'la var ya İran'la diyor. Alışveriş kesin diyor. Bak kesmezseniz ne yaparız diyor. Ne yaparsınız? F-35'leri vermeyiz de bilmem ne yapar Bir sürü şey söylüyorlar. İran bizim bin yıllık komşumuz. Yani nasıl olacak? Bir de hakikaten ucuza veriyorlar bize. Daha da ucuza verebilirler. Bu durum e, bağımsız bir, e, egemen bir ülke için tabii ki kabul edilebilir bir durum değil. Ve Çavuşoğlu'nun açıklamaları da bu yönde zannediyorum. Evet, e, Atılım Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal. Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Ben bir hocamı göreyim bir. ...bir merhaba mı diyeyim. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar Halil Bey. Hocam bir kere şunu söyleyeyim. E, programın bundan sonraki bölümünde... ...ben artık rahatım. Siz nasılsa eline boyuna anlatacaksınız... E, ...birçok konuyu. E, o yüzden e, çok keyfim yerinde geldiğiniz için... ...iki, e, bu İran'a yaptırım meselesi... ...ve Türkiye'nin takındığı tutum. Buradan başlayalım isterseniz. Çünkü bunun dışında sizinle... E, BRICS meselesini konuşmak istiyorum ayrıca. E, ayrıca Irak PKK'yı vurmuş. İlginç biçimde ilk defa vurdu. E, kaç yıl aradan sonra. E, ne bileyim işte F-35 meselesi var. Onu konuşmak istiyorum ama İran'dan başlayalım isterseniz. Şimdi e, sizin de biraz önce ekrana getirdiğiniz e, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadeleri Türkiye'nin dış politikasını bu açıdan Ortaya koymak üzere gayet olumlu unsurlar içeriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tek taraflı uygulamalara ambargoları Türkiye'yi bağlamaz. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la daha önceden imzalanmış olan nükleer anlaşmadan tek başına çekilmiş olması da doğru değildi. Bunu da ifade etti Sayın Dışişleri Bakanı. Bu açılardan e, oldukça yerinde e, bir e, açıklama Türkiye'nin dış politikasını net olarak ortaya koymak itibariyle. Şimdi e, bu e, Amerika'nın yaptırımları konusuna gelince burada birkaç hususun altını çizmekte fayda var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 5 güvenlik konseyinin daimi üyesi artı Almanya'nın çabalarıyla daha önce imzalanmış olan İran'ın e, İranla imzalanmış olan ve İran'ın nükleer silah yapmaktan e, vazgeçtiğini taahhüt ettiği nükleer anlaşmadan çekilmesi tek, tek taraflı olarak Avrupa e, Birliği üyesi ülkeler tarafından ve Avrupa Birliği içinde olup da Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan İngiltere ve Fransa başta olmak üzere öte yandan Rusya ve Çin de dahil yani 6 ülkeden beşi tarafından doğru bulunmamış durumda. Şimdi bu 6 ülkeden beşi sadece doğru bulmamakla kalmıyor Amerika'nın bu politikasını. Amerika'nın tek taraflı yaptırım kararlarını da doğru bulmadıklarını açıkladılar. Yani aslında bana sorarsanız Amerika Birleşik Devletleri sanki İran'ı izole etmek üzere bir harekete geçti. Bunu da çok böyle teknik ve kolay bir şekilde yapacağını zannediyordu. Hemen Kuzey Kore ile bir anlaşmaya gidecekti. Ee, i̇şte Trump Kim'le oturdu Singapur'da görüştü filan ve ardından da mesele bağla, bağlanmış olacaktı. Ondan sonra da e, İran'a yönelecekti ve İran üzerinde baskı kuracaktı. Ama tam tersine görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse kendisi izole olmuş durumda. Neden izole olmuş durumda? Çünkü bu 5 daimi Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmadan tek başına tek taraflı olarak çekilmiş olmasına bir anlam veremiyorlar. Anlam verememelerinin sebeplerinin başında da şu geliyor. İran bu anlaşmaya kelimenin tam anlamıyla uyuyor. İran'ın bu anlaşmaya aykırı hareket ettiğine dair herhangi bir belirti yok işaret yok. Ayrıca bu konudaki uzman kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Kuruluş Kurumu da yaptığı açıklamalarda İran'ın anlaşmaya sonuna kadar uyduğunu ifade etti. Peki bütün bunlar ortadayken anlaşmadan neden çekiliyorsunuz? Şöyle diyor Amerika Birleşik Devletleri. Efendim sadece nükleer silah yapmaktan vazgeçmesi yeterli değil. Başka öyle bir liste hazırlamış ki şunları 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 da yerine getirmesi lazım. Mesela diyor ki Balistik füze e, yapmaktan vazgeçsin diyor. E bir sonraki aşamada o zaman hava kuvvetlerini de kaldırın diyebilirsiniz. <laughs> Hatta bir sonraki aşamada o zaman kara kuvvetleriniz de olmasın sizin. Deniz kuvvetleriniz de olmasın. Yani e, talepler abuk subuk bir noktaya gelmiş durumda. Yani bir bağımsız ülkeden talep edilebilecek ve uluslararası hukukla bağdaştırılabilecek bir liste yok karşımızda. Tamamen keyfi ve destek veren tek ülke var buna e, açıktan açığa. İsrail e, ve İsrail'in başbakanı Netanyahu. Ha Körfez'de muhtemelen Suudi Arabistan bundan memnun. Çünkü Suudi Arabistan da istiyor ki İsrail ile Amerika birleşsinler, İran'ı iyice bir hırpalasınlar, kolunu kanadını kırsınlar. Körfez'deki İran, Arabistan ya da İranlarla Araplar arasındaki mücadelede Arabistan, Suudi Arabistan e, ön plana çıksın, İran gerilesin istiyor. Ama bu doğru bir politika değil Amerika açısından. Suudi Arabistan açısından ne kadar doğru olduğu da ayrıca tartışmaya açık bir konu. Şimdi Türkiye'ye gelince böyle bir durumda Türkiye'nin kalkıp da tamam Amerika Birleşik Devletleri doğru yapıyor. Ben de Amerika'ya bütün desteğimi vermeye hazırım. İran'dan aldığım bütün petrol durduracağım, gazı durduracağım, İran'la alışverişimi keseceğim, Amerikan'ın ambargosuna tam olarak uyacağım demesi beklenemezdi zaten. Bir de Amerika'nın hem Avrupa'dan hem Kanada ve Japonya gibi müttefiklerinden destek alamadığı böyle bir uluslararası ortamda Türkiye'nin sadece Amerika'nın yaptırımlarına karşı durmakla kalmayıp aynı zamanda İran'a destek olmasında fayda var. İran'a destek olması askeri olmayabilir. İran'ın buna ihtiyacı da yok muhtemelen. Ama siyasi olarak ve ticari olarak, ekonomik olarak İran'ın yanında durmakta fayda var. Burada bir ustun altını çizeyim. Türk basında yeterince yer almıyor. O da şu. Her ne kadar dışişleri bakanı e, İran'dan petrol alımını azaltmayacağımızı e, azaltmayacağımız anlamına gelen tam böyle söylemedi ama azaltmayacağımız anlamına gelen sözler ifa, sözler söylüyor ama e, TÜPRAŞ e, yanılmıyorsam İran'dan aldığı petrolü azaltmaya başlamıştı mayıs ayından bu yana ve önümüzdeki haftalarda ambargo seviyesine çekecekmiş. Dolayısıyla burada da bir çelişki var. Bu tabii şimdi Türkiye'de Tüpraş özel bir kuruluş olduğu için hani kendi şirket çıkarları açısından bunu yapmak zorunda olabilir. Çünkü Amerikan uygulaması şöyle diyor ki eğer bir şirket benim e, amba, e, benim diyor ambargo kararlarıma, benim yaptırım kararlarıma aykırı olarak İran'la ticarete eskiden olduğu gibi devam ederse ben o şirketi yaptırım listeme alırım ve Amerika ile yaptığı ticarette veya yakaladığım başka bir yerde cezalandırırım diyor. Şimdi TÜPRAŞ'ın bağlı olduğu holding bu açıdan e, Amerika ile bir e, şeye girişemez bir mücadeleye girişemez bir özel şirketin böyle bir şey yapması doğru da değildir ama biz niye devlet olarak e, yani buradaki işin doğrusu e, uygulamayı da bilemiyorum biz devlet olarak İran'dan petrol almaya devam edersek bunu hangi yöntemle nasıl alacağız dolayısıyla bir özel kuruluş olan Tüpraş azaltsa bile alımlarını devlet mi artıracak devlet artırırsa hangi rafineriler hangi rafinerilerde nasıl işleyecek bunları bilemiyorum ama böyle de bir tarafı var. Ha bu parantezi kapatırsak İran söylediği şey Amerikan söylediği şu diyor ki efendim İran'la benim uygulamalarıma, yaptırımlarıma aykırı olarak ticarete, ekonomik ilişkilere devam eden her şirkete ben yaptırım uygularım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Büyük şirketler, Amerika ile ticareti olan şirketler bu yaptırımlardan kaçamayabilir. Başları derde girebilir. Ama bizim küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz Özellikle Avrupa şirketlerinin, Japon şirketlerinin boşalttığı alanı doldurabilirler İran'la. Dolayısıyla bence hükümetin çok ciddi bir çalışma yapıp, odalar ve borsalar birliğiyle başlı, birlikte, topla birlikte, hangi şirketler için İran'da yeni alanlar açılıyor, hangi büyük şirketlerin boşalttığı alanlar e, bizim şirketlerimiz tarafından doldurulabilir. Ve ayrıca bu şirketler Amerikanın yaptırım listesinde de yer almazlar çünkü Amerikanın Amerika ile Amerika büyük çaplı işleri ilişkileri yok. Bunları tespit etmekte fayda var. Yani demek istediğim şu, sadece Amerikanın yaptırım kararlarına uymayız demekle kalınmamalı. Aynı zamanda bu konuda İran'a destek de olunmalı. Yani yarın. Bu kriz geçtiğinde çünkü Amerika bu işin altından kalkamaz. Yani İran'a karşı silah kullanmak da o kadar kolay bir iş değil. İran e, sıradan bir ülke değil. Küçük bir lokma değil. E, Amerika en son Suriye'de falan da yenildi. Bunu da dikkate alırsak e, böyle e, her yerde el, eli tetikte gezip herkese istediğini yaptırabileceğini zannetmek pek kolay bir şey değil. Dolayısıyla e, bizim burada İran'ın yanında olup e, önümüzdeki yıllarda İran'la ilişkilerimize gölge düşürecek herhangi bir gelişmeye izin vermememiz lazım son bir şey de şu e, Tabii ki bu tür ambargolu e, ülkelerle yapılan ekonomik ve ticari ilişkiler kar getirmesi açısından da tatlıdır ama Aman ha yeni yeni rıza zarap olaylarına da sebebiyet verilmemeli çünkü o da tehlikeli bir şey. Yani e, bir, bir defa böyle bir şey oldu öyle anlaşılıyor. Ne oldu, na, na, nasıl oldu, ne kadar oldu, kim ne yaptı bunların ayrıntılarını bilmiyoruz. Bu programda bunları tartışmanın yeri değil. Ama e, dediğim gibi dikkatli yapılmalı, doğru dürüst yapılmalı ve tamamen legal olmalı. Evet. Ee, şimdi e, dediniz ki. Ee, İran küçük lokma değil, Amerika kolay kolay ona silah çekemez. Ee, çekemediği için de ambargo ambargo işlerini uyguluyor ama bir de başka bir yöntem daha var. Pompeo konuşmuş, diyor ki, Serkan e, o haberi rica edebilir miyim Whatsapp'tan attığım haberi? Diyor ki, İran Avrupa'da terör saldırıları planlıyor. Allah Allah, Allah Allah, nasıl yapacakmış onu? Pompeo Twitter hesabında yaptığı paylaşımda İranlı bir diplomatın bu ay Fransa'da bombalı saldırı planıyla bağlantılı olarak Riyalan'da suçlandığını hatırlatarak Avrupa İran destekli terörizmden muaf değil, rejim bir taraftan Avrupa'yı İran anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışırken Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor ifadelerini kullandı. Bu bir. İkincisi değerli hocam. Bunun üzerine sizin attığınız bir tweet'i gördüm. E, aklıma fena halde e, kara propaganda e, makinasının hızla çalıştığı fikri geldi. Siz de diyorsunuz ki İran Avrupa'da terör saldırıları düzenleyebilirmiş. Pompeo'nun bu sözleri Suriye'deki kimyasal saldırı hikayesine benziyor. Ne o? Yoksa tahliye edilen beyaz mı ifadelere yeni görevler mi veriliyor? Şimdi e, sizin dediğinizden yola çıkalım. Ee, kolay kolay silah çekemeyeceğine göre silahlı saldırıda bulunamayacağına göre İran'a ee, ambargoyu da e, oturtamayacaksa ki öyle görünüyor ne yapacak böyle e, kara propagandayla falan mı götürmeye çalışacak işi ne demek şimdi bu Avrupa'da e, silahlı terör eylemleri e, meselesi İran tarafından e, düzenlenecek meselesi. Şimdi bu hakikaten çok garip bir açıklama. Yani Pompeo'nun o, o, o tweetini görür görmez e, aklıma bu Suriye'deki kimyasal, sipariş kimyasal saldırılar geldi. Yani e, hatırlayın en sonuncusunda Nisan ayında Suriye ordusu alanda üstünlüğü tamamen ele geçirmiş. Doğu Guta'daki e, terörist olarak nitelendirdiği bütün unsurları temizliyor. Ee, bu arada e, Rusya bir tahliye planı oluşturmuş, Doğu Guta'dakiler teslim olmuş, e, bir kısmı Suriye ordusuna katılmış, bir kısmı e, şeye e, tahliye için bekliyorlar, tahliye için otobüsler gönderilmiş şehre ve bir anda Duma kasabasında bir kimyasal saldırı meydana geldiği haberi bu beyaz miğferliler tarafından ya da beyaz baretliler tarafından e, basına servis ediliyor sosyal medyada. Ama öyle bir e, gelişi var ki bu kimyasal saldırının ta söyleye söyleye göstere göstere geliyor. Çünkü e, habire açıklama yapılıyor ve e, üstelik bu açıklamalar Trump tarafından e, ve Müttefikleri tarafından yapılıyor, Fransız e, lider tarafından yapılıyor deniliyor ki eğer Suriye kimyasal silah kullanırsa bunu karşılıksız bırakmayız diyorlar. Ve bir sabah uyanıyoruz. E, haber şu sosyal medyada evet kimyasal silah saldı, kimyasal saldırı oldu ve işte şu kadar e, insan öldü şu kadar yaralı var İşte kimyasal silah saldırısı görüntüleri. Şimdi akla aykırı akla mantığa aykırı bir saldırı niye? Çünkü Suriye normal silahlarla zaten savaşı kazanmışken. Niye kalsın da bir de kimyasal saldırı yapsın üstüne? Yani bunun akla mantığa uygun bir tarafı yok. Nitekim bu işten anlayan insanlar sosyal medyada kıyafetlerden, o sos e saldırı olduğunu iddia eden beyaz miğferlilerin davranışlarından, hareketlerinden, şundan bundan e birçok ipucu ortaya koydular. Ve büyük bir tartışmaya dönüştü sosyal medyada ve denildi ki hayır siz yalan söylüyorsunuz. Sonra da Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşunu Suriye hükümeti davet etti dumaya. Onlar da geldiler. Her yerden işte e, numuneler aldılar. Bu arada kasabaya Suriye kuvvetleri girdi ve dediler aradılar yani. Kardeşim burada bir kimyasal saldırı olduysa cesetler nereye gömüldü? Yaralılar hangi hastanede tedavi gördü? Size kim başvurdu? Kim geldi? doktorlar, hastaneler diyor ki hayır bize kimse başvurmadı. Kimse gelmedi. Nerede tedavi edildi haberimiz yok. Yani tam bir rezalete dönüştü. Ve daha önceki kimyasal saldırı haberlerinin de benzeri şekilde düzmece, kurmaca olduğu ortaya çıktı adeta. Şimdi böyle olunca şöyle bir durum var. İran şimdi düşünelim burada da aynı mantıkla gidelim. Her zaman her olay mantıklı bir şekilde cereyan etmeyebilir. Ben bunu kabul ederim. Ama şimdi İran Amerika Birleşik Devletleri'ni bir manada Amerika Birleşik Devletleri kendi kendini İran konusunda izole etmiş. Avrupa ülkelerinden destek alamıyor. Diğer müttefiklerinden İran'a karşı destek alamıyor. Ve böyle bir ortamda üstelik İran Avrupalıları bu nükleer anlaşmaya sadık kalma konusunda ikna etmek için muazzam diplomatik çabalar içerisindeyken aynı İran kalkacak. Bu defa Avrupa ülkelerinde terörist saldırılar düzenleyecek. Şimdi bir defa niye düzenlesin? Yani ne faydası var İran'a? Yani mesela diyelim Almanya'da, Fransa'da bir yerde bir terör saldırısı düzenlemenin İran'ın stratejik hangi çıkarına ne hizmeti olur? Dolayısıyla bunun bir anlamı yok. Şimdi Pompeo'nun açıklamaları da tıpkı o 7 Nisan tarihinde Duma'da işte eğer bir kimyasal silah saldırı olursa bunu cevapsız bırakmayız demelerine benziyor açıkçası. Yani herhalde bir şey olacak. Beyaz miğferlilerin A şubesi B şubesi mi var? Yoksa tahliye edilen IŞİD'liler var malum. Çünkü Rakka'dan birçok yerden epeyce de IŞİD'li tahliye edildi. Bunların tamamı İdlib'e gitmedi. Bunların Amerikalıların elinde olan hatırlayın. BBC'nin e, rakkada yaptı, e, Rakka'dan verdiği görüntüleri orada IŞİD'leri tahliye edip götürüyorlardı. Hani bunlar şeydi, e, düşmandı, medeniyetin düşmanıydı, insanlığın düşmanıydı, bunlarla mücadele ediyordu. Nerede bu insanlar? Nerede yargılandılar? Ne oldular? Şimdi bunlar herhalde sakallarını, saçlarını tıraş ettiler. E, grand Tuvalet bir yerlerde dolaşıyorlar. Ve yeni iş beklentisi içindeler. Başvurularını yaptılar. Bu sefer acaba <laughs> İran saldırılarını bunlar mı gerçekleştirecekler? Şimdi bunları düşünmemiz için epeyce sebep var. Ama şunu da söylemek lazım ki Amerika'nın bir psikolojik harp yöntemleri gerçekten çok bayatladı artık. Yani e, bunların hepsine e, dünya kamuoyu doydu. Bu nereden başladı hatırlayarım. Irak'ta kimyasal silah var yalanıyla başladı. Irak'ta sadece kimyasal silahlar değil, aynı zamanda Irak e, nükleer santrali yeniden çalıştırmaya başladı. E, çok kısa bir süre içinde Afrika'nın ortalarına kadar balistik füzelerle atılacak e, kimyasal silahlara sahip, belki de nükleer kap e, kapasitesini de geliştirmiş durumda diye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önünde, Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell açıkça yalan söyledi. Sonra da bu söylediği yalanlara çok üzüldüğünü kendisi ifade etti. En azından o ifade etti. E, ondan sonra Irak'ta hiçbir şey bulunamadı. E, İngiltere'de seçimleri üçüncü kez kazanmış olan Tony Blair hükümeti, yani İşçi Partisi hükümeti ve başındaki Tony Blair başarılı bir politikacı ve başarılı bir başbakan profili çizmesine rağmen sırf bu yalanı söylediğinden dolayı öyle bir kamuoyu baskısı oluştu ki seçimi kazanmış kişi başbakanlıktan ve e, siyasetten istifa etti. Devam ettiremedi. Şimdi dolayısıyla Irak'tan bu yana bir yalan e, ve yalan rüzgarı var. Tabi bu bir psikolojik harekat. Dünya kamuoyu inanmıyor. Şimdi kimyasal saldırı konusunda da aynı şey var. E şimdi onun üzerine de ee, İran e, ajanları İran'a bağlı gruplar kimse bunlar. Ondan sonra Avrupa'da e, terörist saldırılar düzenleyeceklermiş. Yani bu tip laflara artık dünya kamuoyunun karnı tok ya. Kusura bakmasınlar. Bir de yani bu kadar e, seviyes psikolojik harekatın seviyesinin bu kadar düşmüş olması Amerika hakkında da e, gerçekten soru işaretleri ortaya çıkarıyor yani. Ee, yani Dünya değişiyor, değişen dünyaya uygun psikolojik savaş yöntemleri geliştirememişler demek ki. Hocam şimdi İranla ilgili durum bu ama bölgede yine Türkiye'nin lehine gibi gördüğüm bir şey var. Siz ne diyeceksiniz bilmiyorum. aydınlıkta bugün var. Irak PKK'yı vurdu diye. Ben böyle bir durdum. Allah Allah. Ciddi mi diye. Sonra baktım habere. Irak savaş uçakları dün Sincar'daki PKK mevzilerini hedef aldı. Bağdat yönetimine ait 8 savaş uçağı saat 16.30 sularında Sincar'a bağlı Geli Kersi bölgesindeki PKK mevzilerini bombaladı. Irak güçlerinin operasyonu PKK tarafından da doğrulandı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahçup, Temmuz ayında PKK ile mücadelede Türkiye ile işbirliği vurgusu yapmıştı. Yani Şimdi bu Astanada Rusya, Türkiye, İran birlikte. Fakat Irak'ın bu yaptığı hem Amerika'nın etkisi çok büyük Irak'ta halen, hem de Amerika'nın kara gücünü vuruyor. Yani buna ne diyeceğiz? Bence bu çok yerinde bir gelişme ve bunu sıkı sıkı takip etmek lazım. E, haber muhtemelen doğru. Ben de ilk e, haberi tespit ettiğim anda yine bunu e, Twitter'dan bir mesajla paylaştım. Üzerine de şu yorumu yaptım. Yani e, PKK ile mücadelenin e, sırrı bölgesel işbirliğinde yatar. Eğer biz bölgesel işbirliğini artırırsak PKK bu coğrafyada kaçacak deli karar. Neden derseniz. Şimdi bizim PKK ile mücadelemiz de biz tek başına pek çok şey yaparız ama bu sınır ötesi operasyonlar yapan bizim sınırlarımızdan kaçıp Irak'a giren oradan başka bir yere geçen Suriye'ye giren oradan başka yere geçen bir terör örgütü olduğu ve bütün bu faaliyetlerinde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden son zamanlarda çok belirgin çok açık lojistik destek aldığı malum olduğuna göre böyle bir örgütle bölge ülkeleriyle işbirliği içinde mücadele daha doğru olur. Şimdi mesela seçimlerden önce hatırlayın, Kandil'e e, operasyon yapıyoruz. Kandil'den işte şunu bunu getireceğiz, dağları başlarına geçeceğiz <laughs> diye haberler çıkmıştı. Kötü değildi, haberler yerindeydi, iyiydi. Kandil'e operasyon yapılmalı, kandil de temizlenmeli. Ama yine o zaman e, yeterince önemsenmeyen e, ve yandaş medyada da maalesef eleştirilen bazı haberler daha vardı. O da neydi? İran kandil konusunda kandil operasyonu konusunda bize destek vermiyor. Şimdi mesele şu. Biz Pejak'la mücadele konusunda İran'a destek veriyor muyuz? Yani biliyorsunuz bu PKK denilen örgüt bir gün bir elbise giyiyor Pejak oluyor. Başka bir elbiseyle çıkıyor PKK oluyor. Başka bir zamanda PYD oluyor. Hangisi veya içinde bulunduğu zaman veya zemine göre hareket ediyor. Şimdi bizim Dolayısıyla bu e, PKK'lar peşak haline dönüşüp İranla mücadele ettiği zaman da biz İran'a destek vermeliyiz. Ki İran'a demeliyiz ki kardeşim bak sen de şimdi ben Kandil'e kadar operasyon yapacağım, sen de Kandil Dağlarının kendi sınırlarının içinde olan bölümünden gir ve bu dağlardan temizleyelim bu adamları. Şimdi aynı şekilde Irak Merkezi hükümetiyle de tam bir işbirliğine ihtiyacımız var. Şimdi Irak merkezi hükümetiyle işbirliği yapabilmemiz için de ve güven tesis edebilmemiz için de özellikle Irak e, merkezi hükümetine bizim tam toprak bütünlüğü konusunda saygılı olmamız lazım. Yani kuzeyde Barzanistan'a destek verip Irak'ın toprak bütünlüğünün e, riske atılması politikalarını adeta benimseyip sonra da Irak merkezi hükümetinden PKK ile mücadelede destek alamayız. Ha Ama şimdi daha doğru yapılıyor olmalı ki Irak merkezi hükümeti en azından Türkiye'nin PKK ile mücadelesine kayıtsız kalmıyor. Oysa hatırlayalım 25 Eylül 2017 referandumuna kadar Barzani yönetimindeyken o bölgeler ve Barzani de tabir caizse tam azgınlaşmışken bağımsızlığa doğru gidiyor olduğunu zanneterek hiçbir engel kalmadığını düşünerek Türkiye'yi de karşısına aldığı zamanlarda o bölgede PKK'ya karşı hemen hemen hiçbir mücadele yapamıyorduk karada. Sadece uçaklarımız Kandil ve bölgesini ya da Kuzey Irak'ın belli bölgelerindeki hedefleri vurmakla yetiniyorlardı. Ama ne zaman ki Barzani o referandumu yaptı Allah'tan ve ondan sonra Türkiye'nin kafasına da dank etti gelişmeler ve ardından da Irak'la ve İran'la bu konuda tam bir işbirliğine gidildi ve Barzani, Barzanistan e, oluşumu kelimenin tam anlamıyla ortadan kaldırıldı, etkisiz hale getirildi. Irak merkezi hükümetiyle de ilişkilerimiz normalleşti. Şimdi aynen böyle devam etmemiz lazım. Yani değişik lobilerin, efendim biz işte Barzani ile yeniden şöyle anlaşalım, PKK ile çözüm sürecine dönelim şeklindeki yaklaşımları benimsenmediği takdirde ve bölge ülkeleriyle tam bir işbirliği yapıldığı durumlarda PKK'nın bu coğrafyada yaşayacağı bir alan olamaz. Ama son bir şey şunu vurgulamakta fayda var. Irak'la ve İran'la mücadele etsek bile meselenin önemli bir ayağı da Suriye'de. Eğer biz Suriye politikalarımızı değiştirmezsek yakında Fırat'ın doğusundaki PYD PKK oluşumunun geniş bir otonomi almasına da sebep olmuş olacağız. Ve bunun sorumluluğu, sebebi de büyük ölçüde bizim omuzlarımızda kalacak. Neden? Çünkü biz şimdi eğer Suriye'ye tam destek verirsek, Halil Bey kabul etmek lazım ki Suriye'de savaş bitti. Hızla sona eriyor. Şu anda Suriye'de savaşın bittiğini bütün Amerikalı uzmanlar yazıyor. E, Fransız uzmanlar yazmaya başladılar. Amerikalı yetkililer ve Fransız yetkililer de savaşın bittiğini ve savaş sonrasına yönelik e, yapılması gerekenleri Ruslarla müzakereye başladılar. Mesela dün akşam e, gelen haberlerde Lavrov ile Macron e, iki gündem üzerinde tartışıyorlar Paris'te. Nedir gündem biliyor musunuz? Biri e, e, Suriyeli mülteci sığınmacıların evlerine geri döndürülmeleri. Bunun için bir belki maddi plan bir finansal plan falan da yapılmasında fayda var. İkincisi, Suriye'nin yeniden yapılandırılması. Burada hangi ülkeler ne ölçüde yer alacak? Şimdi biz eğer bu gerçekleri görüp bir an önce kum saati sona ermeden, kum saati sona yaklaşıyor, kum saati sona ermeden Suriye politikamızı değiştirip hemen Şam hükümetiyle uzlaşıp Rusya yoluyla ardından da ee, Şam hükümetine tam destek vererek PKK'ya PYD'ye ve otonomi verilmemesi kültürel hakların ötesinde yani Suriye Kürtlerine kültürel haklar verilebilir ama siyasal içerikli ve PKK'nın öncülüğünde hiçbir şey verilemez, verilmemesi lazım. Bizim bunu sağlamak için de Suriye ile işbirliğine ihtiyacımız var. Eğer bunu yapmazsak nereye gidiyor biliyor musunuz durum? Şimdi kum saati sona erdiğinde ne demek bu? Yani Suriye bütün toprakları üzerinde etkili egemenlik kurdu. Ee, sonra bize niye ihtiyacı olsun? Yani bizim biz sonradan desek ki ya senle iyi geçinelim. Artık hani ilişkilerimizi normalleştirelim. Hahu da diyebilir. Çünkü ihtiyacı azalıyor. Bu arada düşünün siz 7 yıl boyunca bu ülkeye düşmanlık yapmışsınız. O ülkenin noktayı nazarından bakıldığında. Hı hı. E Bu arada bir de PKK, PYD de Fırat'ın doğusunda otonomi kazanmış. Birlikte hareket ediyorlar. E Türkiye'ye karşı hasmane davranmamaları için bir sebep var mı? Yok. Yani pek tabii ki hasmane davranırlar. O zaman ben size söyleyeyim. Avrupa'nın, Amerika'nın bütün PKK sevicileri de Suriye'nin lehinde olmaya başlarlar bu sefer. Türkiye'ye karşı PKK'ya destek vermek için. Yani bu konuda niye inatlaşıyoruz anlayamıyorum. Tamam Irak'la işbirliğimiz iyi. İran'la işbirliği kurmaya çalışmak lazım PKK ile mücadele için. Şu anda ben İran'la bu konuda somut adımlar atıldığını göremiyorum henüz. Ama en azından bir niyet varsa o da yeterli. Üstüne gidilmeli. Ama Suriye konusu da devreye girmeden ...PKK ile tam ve etkili mücadele edilemez siyasi olarak. Öte yandan bunu yapmadığımız <laughs> takdirde... ...silahlı kuvvetlerin üzerine <laughs> aşırı yük getirmiş oluyoruz. Normalde siyaset ve diplomasi... E, ...silahlı kuvvetlerin önünü açar. Onun kullanılmasına gerek kalmadan sonuç almayı sağlar. Sonuçta silahlı kuvvetleri kullanmak zorunda kalsanız bile... Silahlı kuvvetlerin ne yapacağı teknik olarak bellidir ve silahlı kuvvetler kendilerine verilen e, direktif doğrultusunda o sonuçları en kısa sürede elde etmek üzere hareket ederler. Şimdi biz siyaset ve diplomasiyle siya silahlı kuvvetlerin önüne açmak yerine tam tersine silahlı kuvvetlerin üstüne yeni yükler bindiriyoruz. Bu doğru olmaz. Yani dolayısıyla Suriye politikası tümden gözden geçirilmediği takdirde. Bütün bu konularda toptan sonuç almak zordur. Son bir şey daha söyleyeyim. Fırat'ın doğusundaki bir PKK yapısının Suriye'nin içinde federalleşmiş bir Suriye'nin içinde legalleşmesi zamanla Barzanistan'ın da canlandırılmasına katkıda bulunur. Yani dolayısıyla bu konuda çok ciddi adımlar atılması lazım ve bir an önce yapılması gerekiyor. Evet. Hocam şimdi e, şu ana kadar konuştuklarımızdan bir bölgesel işbirliğinin e, Suriye'de de bir şekilde dahil edilmeli. E, yavaş yavaş oluşmakta olduğu İran, Irak. Irak'ın özellikle son PKK'yı vurması meselesi. Ama e, sanki daha e, yerel değil de daha küresel bir işbirliğine gidiliyor sanki Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı. Nereden çıkartıyorsun Halil Nebiler? Vallahi bilmem... Şöyle bir haber var mesela, Türkiye için BRICS fırsatı. BRICS ülkeleri bugün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde toplanıyor. Üç gün sürecek zirvede küresel ekonomi, ticaret, yatırım ve finansal işbirliği konularının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin 27 Temmuz'daki BRICS artı oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve dönem başkanı sıfatıyla özel davetli olarak katılacak. Zirvenin Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğini arttırması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerini derinleştirmesi için fırsat oluşturması bekleniyor denilmiş. Şimdi e, tabii bir ülkeleri ilginç. E, arada sırada Türkiye'ye gelen Venezuela devlet başkanını Türkiye'ye gönderdiği altınları düşünürsek... E, Bölgede Türkiye'ye bir ilgi var. E işte İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı bilmem sanki bana şöyle gibi geliyor e böyle bir dönem başkanlığı olmasa da Türkiye çağrılacak gibi. Sonra kendi aralarında yaptığı işler bizim İran'la yaptığımız işe benziyor e yerel paralarla ticaret ki doların hükümdarlığına son verecek bir şey. Yani nereden baksan daha küresel anlamda bir e girişim bu ve ortasında ne olursa olsun Türkiye bir şekilde oluyor. İşte Astana sürecinde öyle, Şangay olayında öyle, BRICS olayında böyle. Türkiye mutlaka göz altında bir ülke. Yani herkesin gözlerinin üstünde olduğu bir ülke. Şimdi bu BRICS toplantısına çağrılmasını bana nasıl açıklayabilirsiniz? Haksız mıyım söylediklerimde? Bence çok yerinde açıklamalarda bulundunuz. Çok doğru yorumlar bunlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin geçenlerde Reagan zamanında Hazine Bakan Yardımcılığını yapmış, ekonomik politikalar belirlemekten sorumlu, tanınmış bir ekonomistinin de kendi Sputnik'e verdiği çok ayrıntılı bir mülakatı vardı. Orada diyor ki, eğer Amerika'nın doları uluslararası rezerv para olmaktan çıkartılırsa Amerika iflas eder diyor. Ama o olmasa bile Amerika'nın epeyce e, ekonomik sorunu var diyor ve sorunları da sıralıyor. Şimdi a, a, Amerikan doları uluslararası rezerv para olmaktan çıkartılırsa bu tabi bütün dünyada bir kaosa sebep olur. Yani başta Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta iflası olur Olsun. ama dünyada da büyük bir kaos olur. Bunun muhtemelen kademeli bir şekilde yapılması gerekecek. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şimdi eğer bu yapılmazsa ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri kendi parasının rezerv para olmasından kaynaklı bir takım operasyonel güçler elde ediyor kendisinde. Mesela ülkelere yaptırımlar uyguluyor. Şirketlere diyor ki siz İran'la ticaret yaparsanız ben de sizin para transferlerinize izin vermem. Hocam araya girebilir miyim? O zaman Hocam, para transferi olmazsa ortada. Bir araya Mesela, girebilir miyim? Bartır ee, yoluyla yapılırsa? Özür dilerim. Ee, kalan zamanı söyleyeyim ki konuşmanızı ona göre toparlayın. Kafanızdaki konuşma planını evet. ona göre yapın. Şu anda 4 dakikamız var. Ona göre kafanızda bir plan yapın efendim. Tamam 4 dakika. Çok iyi bir süre. Benim evet. şimdi şöyle. Demek ki Amerikan dolarını bir anda terk etmek değil ama çünkü elinde trilyonlarca dolar Amerikan Merkez Bankası kağıdı ve dolar rezervi bulunan ülkeler var. Başta Çin, Rusya gibi Rusya olmak üzere. Her ne kadar bu ülkeler azaltsalar da bu zamana bağlı bir gidişat. Dolayısıyla e, burada şunun yapılmasında fayda var ve BRICS burada çok önemli. Türkiye'nin çağrılması da önemli. Mesela biz şimdi diyoruz yani ya, İran'la bu ticareti yapalım, devam edelim. Burada işte böyle alternatif yöntemler geliştirilmesi lazım. Bunları iktisatçılar yaparlar. Yani bir, bir para birimi geliştirilir. O para birimi temel alınarak diyelim ki Türkiye'de enflasyon olsa, para değer kaybetse bile o para birimine göre değere hesaplanır ama ödeme TL ile ya da Yuan'la ya da ee, ...enflasyon riski daha az olan diğer paralarla karşılıklı yapılır. Yahut barter vesaire gibi yöntemlerle yapılır. Dolar üzerinden hesap edilse bile... E, ...ödemeler karşılıklı mal takası olarak... ...yani eskiden Türkiye bunu İran'la ve diğer ülkelerle yapardı. Petrol alırdınız karşılığında inşaat yapardınız. Petrol alırsınız karşılığında başka bir şey... ...gıda satarsınız mesela. Gıdayı satan şirket gelir buradan... Türkiye'den parasını TL olarak tahsil eder. Bunun gibi değişik yollar geliştirilebilir. Amerika'nın yaptırımları etkisiz hale getirilebilir. Ve bu BRICS'teki toplantı iyi. BRICS'teki toplantının bir başka şeyi de Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelecek olması. Umarım o görüşmede biz artık Suriye'nin gerçek gündemine dönmeyi kabul ederiz. Mesela bu gündemde işte sığınmacıların evlerine gönderilmesi ve yeniden yapılandırılacak olan Suriye'nin e, Suriye'nin e, planla, planlarının hesaplarının ortaya konulması gibi. Yani şu saatten sonra biz hala acaba Esad gidecek mi, bu savaş devam edecek mi veya İdlib'e saldırırlar mı, saldırmazlar mı, Suriye ordusu operasyon yapmasın İdlib'e gibi şeyler düşünüyorsak yanlış olur. Son bir şeyde ne Astana süreci kaldı ne Cenevre süreci kaldı ortada. Çünkü bu sürecin yerel faktör yerel unsurlarının tamamı alanda savaşı kaybetti. Astana'da gidip de çan 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 konuşan işte Ceyhuli Ceyhul da bilmem eee Tahrir-i Şam'dı vesaireydi gibi aklınıza yani bir, bir sürü örgüt temsilcisi yok artık. Anlatabildim? Mi? Bunların alanda üzerinde tutundukları bir toprak parçası kalmadı. Geriye kalan ne var? IŞİD var, El Nusra var. Bunlar da neredeler? İşte büyük ölçüde İdlib'de biraz da bizim kontrol ettiğimiz topraklarla Suriye ordusunun arasındaki sınır bölgelerinde, tampon bölgelerinde. Dolayısıyla artık bu süreçleri tehdit ederek de bir yere varamayız. Hani Suriye eğer İdlib'e operasyon yaparsa Aslana sürecinin sonuna gelinir. Gelmemeli. Biz kendimizi alandaki yeni duruma göre uyarlamalıyız. Artık Suriye ile barışmanın yolunu bulup ki buna hala Suriye çok açık ama dediğim gibi kum saati de bitmek üzere ee, ve bu BRICS'teki toplantıda inşallah bu Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında böyle bir görüşmeden sonuç çıkmasına vesile olur. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ayrıca zamanı kullanmadaki ustalığınıza da şaştım kaldım. 4 dakika tam 4 dakikada oturdu. Çok teşekkürler ama gelişmeler bizi fazla uzak bırakmayacak. Ben önümüzdeki, ederim. Önümüzdeki günlerde daha sık görüşeceğiz gibime geliyor. Sağ olun, var olun. Atılım Üniversitesi'nden Hasan, Hasan Ünal, Profesör Hasan Ünal. Ee, gerçekten e, kafamızın açılmasına e, neden olan açıklamalar yaptı. E, sağ olsun, var olsun. Evet, bitirme vakti. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sineklerin şeyini vermedik, değil mi? Haberini vermedik. Bak, ya en önemli haberi vermedik Serkan ya. Bu ne? Oo, Meral akşamdan açıklamalar. Bir dakika. Arkam dönük olduğu için görmemişim. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımızın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Partimizin yoluna yeni bir yönetimle devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim. Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. O kesmiş atmış Meral Hanım. Kesmiş atmış. Oysa e, genel merkez ve teşkilatlardan oldukça e, önemli e, çağrılar vardı. Ama e, şu var. Hayır aday olmayacağım diyor. Bundan ben şu sonucu çıkartıyorum. Aday gösterseniz de aday olmayacağım anlamını çıkartıyorum. Meral Akşen Hanım. Efendim bu kadar. Yarın saat 10'da. Ha ama bu konuyu e, haber bültenlerimizde işleyeceğiz. Arkadaşlar şey yapacaklar. E, haber bültenlerimizi bundan sonraki programları mesela Umut Tezeleri dikkatle izleyin. E, konuyu ağırlık verecektir. Yarın saat 10'da ben buradayım. Yarın saat 10'a kadar. Lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 10'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.